Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Türk Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye dönüşünde soruları cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, T-129 Atak helikopterinin Pakistan ordusuna satışı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Pakistan TUSAŞ tarafından imal edilen T-129 Atak taarruz helikopterlerinden toplam 30 adet sipariş vermişti. TUSAŞ bu satışın yanı sıra lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlamıştı. T-129 Atak taarruz helikopterinde kullanılan Honeywell imalatı LHTEC CTS-800-4A turboşaft motorların kullanımı için henüz ABD resmi bir cevap vermemişti. Bakan Çavuşoğlu verdiği röportajda Atak helikopterlerinin motorlarını satın alma konusunda Amerikan Kongresi'nden izin çıkmadı. Bu alanda Pakistan ile birlikte çalışacağız ve Amerika üzerinde baskımızı arttıracağız dedi. Bakan Çavuşoğlu bu konuda hem Türkiye hem de Pakistan'ın ABD'ye ortak baskı yapacağını ifade ederken bu konuda sürecin hızlandırılması ile birlikte Pakistan'da uzun yıllardır kullanılan Kobra helikopterlerinin TUSAŞ T-129 ile değiştirilmesi planlanmakta. Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan'da kapsamlı testlere tabi tutulan T-129 Atak helikopteri tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşılamış olup dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de ispat etmişti. Pakistan'da yüksek irtifadaki performansı ile pilotların büyük beğenisini kazanan helikopter için ABD'den motor ihracat onayı bekliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.